Artemis, avın, vahşi doğanın, ayın ve okçuluğun Yunan tanrıçası, Tanrı Apollo'nun ikiz kardeşi ve Olimpos dağında yaşayan 12 Olimpos tanrısından biridir. Zamanının çoğunu av köpekleri, ayılar ve geyik gibi hayvanlarla çevrili ormanda geçirir. Roma mitolojisindeki adı Diana'dır. Bütün Yunan Olimpos tanrıları gibi Artemis de ölümsüz ve çok güçlüydü. Onun özel güçleri ok ve yay ile mükemmel bir şekilde nişan almak, kendini ve başkalarını hayvana dönüştürebilmek, şifa hastalık vermek ve doğanın kontrolünü içeriyordu. Artemis neredeyse herkes tarafından okları ve kılıfını taşıyan, yayını tutan ve tipik olarak kısa, diz boyu bir gömlek giyen ve genellikle erkek geyik, dişi geyik veya av köpekleri gibi bazı hayvanların eşlik ettiği genç, güzel ve güçlü bir avcı olarak tasvir edilmiştir. Ay tanrıçası olarak bazen uzun bir elbiseyle ve hilal şeklindeki tacıyla temsil edilir. En eski gösterimlerinde geyik ve leopar ya da aslan tutan kanatlı bir tanrıça olarak betimlenir. Artemis seyahat ederken 4 gümüş geyiğin çektiği bir araba sürer. Geyik, ayı, av köpekleri, beç tavuğu ve bayığı şahin kutsal hayvanlarındandır. Kutsal bitkileri selvi, badem, köknar, ceviz ve söğüt ağaçları, horozibiyi çiçeği, papatya ve pelin otudur. Kardeşi gibi o da Defne ile de ilişkilidir. Avlanmak için kullandığı yayı ve av köpekleri sembollerindendir. Fiziksel olarak güçlü, kendini savunabilir, doğumda kadınların ve genel olarak vahşi yaşamın savunucusu ve koruyucusudur. Genç kızların evliliklerine kadar olan süre boyunca onları korur. Artemis av köpeklerini Arkadya ormanında Pan'dan alır. Pan, Artemis'e 2 siyah ve beyaz, 3 kırmızımsı ve 1 tane de benekli, aslanları bile avlayabilen köpekler verir. Pan, Artemis'e Arkadya ırkının en iyi 7 dişi köpeğini de verir. Ancak Artemis yalnızca herhangi bir zamanda onunla avlanacak 7 köpeği getirir. Artemis için bir ayının kurban edilmesi Brauron kültüyle başlar. Her yıl 5 ila 10 yaş arası bir kız Artemis'in Brauron'daki tapınağına gönderilirdi. Bizans yazarı Suite, efsaneyi kitabında yayınlamıştır. Artemis tarafından bir ayı evcilleştirilmiş ve Atina halkına tanıtılmış. Halk ona dokunmuş, onunla oynamış. Ta ki bir gün bir grup kız çocuğu ayı onlara saldırana değin ayıyı dürtükleyene kadar. Kızlardan birinin kardeşi ayıyı öldürmüş. Bu yüzden Artemis de intikam almak için halka veba göndermiştir. Atinalılar vebayı nasıl sonlandıracaklarını öğrenmek için bir kahine başvururlar. Kahin, ayının kanının diyeti için Atina'da hiçbir bakirenin Artemis'e tapınağında hizmet verene kadar evlenmesine izin verilmemesi gerektiğini söyler. Bir Yunan tanrısı veya tanrıçası için inşa edilen en büyük tapınaklardan biri Efes'teki Artemis Tapınağı'ydı. O kadar etkileyiciydi ki antik dünyanın 7 antik harikasından biri seçildi. Bu tapınak Yunan ve Doğu etkilerinin bir karışımıydı ve tanrıçanın olağan dışı bir heykelini taşıyordu. Artemis bu heykele göre çok sayıda göğüse sahip. Ancak bazı tarihçiler bunların göğüs değil, daha muhtemel görünen boğa testisleri olduğunu iddia etmişlerdir. Ayrıca yumurta, üzüm, meşe palamudu, bal peteği gibi de yorumlanmışlardır. Ve tanrıça bu heykelde aslanlar, öküzler ve diğer hayvanlarla kaplı ve süslenmiş bacaklarıyla tasvir edilmiştir. Bu heykel şimdi İzmir Selçuk'taki müzede bulunuyor. Artemis evlilik kurumuna ve daha sonra kadınlar için gerekli olan özgürlük kaybına karşı çıkar. Erkeklerden hoşlanmaz. Bazen banyo yaptığını gören erkekleri paramparça etme emirleri verir. Lekelenmeyen iffeti sebebiyle her türden davetsiz misafirlerin tanrıçanın gazabına maruz kalabilecekleri açıktır. Bir efsaneye göre bir zamanlar yaz mevsiminde Artemis bir nehirde banyo yaparken Akteon serinlemek ve vahşi hayvanları kovalamak için kullandığı köpeklerini serinletmek için bir yer ararken çıplak tanrıçayı görür. Sonrasında tanrıça olayı başkalarına anlatmasını engellemek için onu erkek bir geyiğe çevirir ve Akteon'un 50 köpeğini de üstüne salar. Köpekler efendilerini parçaladıklarını anlamadıkları için uluyarak Akteon'u ararlar. Böylece Kiron'un mağarasına kadar gelirler. Kiron da köpekleri sakinleştirebilmek için Akteon'un bir heykelini yapar. Ayrıca daha üzünlü olan Siprites, Akteon gibi yanlışlıkla tanrıçayı çıplak görme talihsizliğini yaşayan bir çocuktur. Bu yüzden daha az hafif bir şekilde cezalandırılır. Artemis onu bir kıza dönüştürmüştür. Artemis ve ikizi Apollo'nun doğuşu efsanesini Yunan mitoloji serisinin 12. bölümü Fivi'de anlatmıştım. Hatırlamak isteyenler ve merak edenler izleyebilirler. Artemis doğa
doğan ikizlerin ilkiydi. Doğduktan sonra erkek kardeşi Apollo'nun doğumunda annesine yardım etmiştir. Yunan mitolojisinde ikizler, Artemis ve Apollon çoğu zaman benzer olarak karşımıza çıkar. Mesela Artemis genç kızları ve kadınları koruyan, iyileştiren ve onlara felaket ya da ölüm gönderen bir tanrıça. Apollon ise bunların aynılarını erkeklere yapan bir tanrıdır. Her ikisi de ok ve yayları tercih ettikleri silah olarak kullandılar. Ve Apollon güneşle bağlantılıydı. Bu yüzden doğal olarak Artemis de ayla ilişkiliydi. Ancak Artemis ve Apollon'un farklı olduğu bazı noktalarda yok değil. Örneğin Apollon kültünde kahinler varken öyle görünüyor ki Artemis'in kültlerinde yok. Kalimahos'a göre Artemis 3 yaşındayken babası Zeus onu kucağına oturtur ve ondan birkaç dilek dilemesini ister. Artemis de ilk olarak annesinin doğumda çektiği acıları gördüğü için her zaman bakire kalmayı, kardeşi Apollon'dan ayıracak birçok isminin olmasını, kitaplar tarafından yapılacak ok ve yaya sahip olmayı, Fesporia veya ışık getiren olmayı, rahat avlanabilmesi için diz boyu bir gömlek, korası olması amacıyla 9 yaşlarında 60 okyanus kızı yani süperileri, dinlenirken köpeklerini ve yayını kollamaları için 20 amnisiades yani Girit'teki süperilerine sahip olmayı, tüm dağları yönetmeyi, herhangi bir şehri, kadınlara doğum ağrıları konusunda yardım edebilmeyi diler. Zeus küçük kızına karşı koyamaz ve bütün dileklerini gerçekleştirir. Tanrıça Artemis kendisi gibi rahibelerinin de bakire kalmasını ister. Aksi takdirde onları da cezalandırır. Bununla ilgili olarak bir efsanede rahibelerinden Kalisto'yu cezalandırmıştır. Bu efsaneyi daha önce serinin 4. bölümü Tetis'te Kalisto Büyük Ayı ve Küçük Ayı Takım Yıldız efsanesi olarak anlatmıştım. Hatırlamak isteyenler ve merak edenler izleyebilirler. Artemis neredeyse hiç kimseyi affetmeyen amansız bir tanrıçaydı. Ona karşı yapılan herhangi bir uygunsuzluk veya inanç ve ilkelerinden sapma Artemis'in cezasını hak ediyordu. Sınırsız öfkesi katı kurallarını ihlal edenlere karşı her an patlamaya hazırdı. Öldürücü okları sürekli olarak varlığını görmezden gelen ya da ilkelerini ve ibadetini ihmal eden ölümlüleri, tanrıları ve kahramanları hedef aldı. Gelin Tanrıça'nın gazabına uğrayanları anlatan efsanelere bir bakalım. Niobe, Yunan mitolojisinde Lidya'daki Spilos kralı Tantalos'un kızı, Tebai kralı Amfion'un karısı ve çocuklarını kaybettiği için ağlayan yaslı ananın prototipidir. Homeros'un İlyadası'na göre 6 oğlu ve 6 kızı vardır. Ve sadece Apollon ve Artemis adında ikiz tanrı çocukları olan Titan Leto'ya olan üstünlüğüyle böbürlenir. Gururu için ceza olarak Apollon, Niobe'nin oğullarının hepsini, Artemis ise tüm kızlarını öldürür. Milattan önce 2. yüzyıl mitografı Apollodoros, Neleus'un karısı ve Nestor'un annesi olan Chloris'in hayatta kalmasından bahseder. Ölü çocukların gömülü olmayan bedenleri 9 gün boyunca kalır. Çünkü Zeus tüm halkı taşa çevirmiştir. Ancak 10. günde tanrılar tarafından gömülürler. Niobe Frigya'daki evine geri döner ve bugünkü Manisa'da, Spil Dağı'nda tanrılar tarafından bir kayaya dönüştürülür ve üstüne yağan karlar eridiğinde ağlamaya devam eder. En popüler Artemis hikayesi saf doğasına zarar vermeye çalışan erkeklere verdiği tepkiyi vurgulamaktadır. Bir gün Artemis'in av arkadaşı ve belki de muhtemelen sevdiği tek erkek olan dev Orion, onu arzulaması üzerine giysisini kaldırarak ona yakınlaşmaya çalışır. Anlatılara göre ya onun bu çıkışına kızan Artemis tarafından bilinçli bir şekilde ya da kazayla öldürülmüştür. Başka anlatılarda ise bir gün Orion'un Artemis'e dünyadaki her canlıyı öldürebileceğini gururlanarak söylediği ve toprak ana Tanrıça Gaia Orion'un bu övünmeyi duyarak Orion'u öldürmek üzere bir akrep gönderdiği geçer. Bir başka anlatıda ise Orion'un ikizini kıskanan yahut korumaya çalışan Apollon tarafından öldürüldüğü geçer. Ancak hikayenin çoğu sürümü Artemis'in Orion'un ölümüne çok üzüldüğünü ve onu yıldızların arasına Orion takım yıldızı olarak yerleştirdiğini söyler. Orion'la Artemis hakkında farklı bir efsaneye daha bakalım. Artemis genç ve yakışıklı olan bu avcıya aşık olur ve evlenmeme kararından bile vazgeçer. Fakat Apollon kardeşinin bu avcıyla evlenmesini istemez ve Artemis'i vazgeçirmeye çalışır. Ancak Artemis vazgeçmek yerine daha da çok bağlanır. Bunun üzerine Apollon hile yoluyla avcıyı ortadan kaldırmak ister. Bir gün Orion yüzerken Apollon Artemis'i Orion'un başı küçük bir nokta kalıncaya kadar uzak bir yere götürür ve o hedefi vurup vuramayacağını sorar. Avcı tanrıça heyecanlanır ve okunu hedefe gönderir. Daha sonra onun Orion olduğunu anladığında çok üzülür ve babası Zeus'tan onu bir takım yıldızı olarak gökyüzüne almasını ister ve böylece Zeus kızı isteğini yerine getirir. Başka bir efsanede Agamemnon av sırasında Tanrıça Artemis'in kutsal geyiklerinden birini öldürür. Bunun üzerine Artemis rüzgarları keser ve Truva Savaşı için giden
filoları engeller. Artemis tek bir şartla rüzgarların yeniden esmesine izin verir. Agamemnon, kızı Ifigenia'yı Artemis adına kurban edecektir. En başta buna yanaşmayan Agamemnon, daha sonra ülkenin çıkarları için kabul eder. Kızını kurban etmek için bir sunan üzerine koyar ve bıçağı boğazına yaklaştırır. Ama kıza acıyan Artemis, kızı havaya kaldırır ve onun yerine bir geyik koyar. Ve sonrasında kızı Tauris'teki kültündeki rahibelerden biri yapar. Bu anlattığım olayların tümüne katılmasının yanı sıra av tanrıçası Herakles'in 12 görevinden birinde aktif bir rol oynamaktadır. Herkül'ün görevi tanrıçanın hızıyla ünlü kutsal hayvanı Kerintis geyiğini canlı yakalamaktır. Bu videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın.